أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَمَّا بَعْد بسم الله الرحمن الرحيم اَلِفْ لَامْ مِيمْ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ İlâ âhiril âyât, sadakallâhul azîm. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Ankebut suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu haftadan itibaren Ankebut suresine misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, elimizden tutup bizi nereye oturtacak, bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah bu haftadan itibaren bu sureyi tanımaya başlıyoruz. 41. ayeti kerimesinde geçen örümcek anlamına gelen ankebut kelimesini sureye isim olarak vermişler. Mekke'de akıl almaz işkenceler altında bunalmış olan bir avuç Müslümanı teselli etmek, onlara bir destek oluşturmak, karşılarındaki Mekke müşriklerine de bir tehdit oluşturmak üzere Rabbimiz bu suresini gönderiyordu. İnşallah yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz birçok İslami bilgileri, kulluk bilgilerini bize ulaştıracak bir sureyi bu hafta okumaya başlıyoruz. Elif, lam, mim. Dinleyin, şu anda Allah konuşuyor. Bu sözler insan sözüne benzemez. Sakın ha içinizden birilerinin sözünü dinleyip de kulak ardı ettiğiniz gibi benim sözlerimi de öylece dinlemeye kalkışmayın. İman etmek üzere dinleyin, yarınki hayatınızı düzenlemek üzere dinleyin diye sure başlarında Rabbimiz böyle bir dikkat çekmede bulunur. Elif, lam, mim. Ehasiben nasu en yutraku. İnsanlar öyle mi hesap ediyorlar, öyle mi düşünüyorlar ki en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenun. Amennâ deyiverecekler ve serbest bırakılacaklar, öyle mi? İnandık diyecekler. Sonra denenmeden ellerini kollarını sallaya sallaya cennete gidecekler, öyle mi? Bakara suresinin beyanıyla söyleyecek olursak em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ye'tikum meselul lezine halev min kablikum. Sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden öyle kolay kolay ellerinizi kollarınızı sallaya sallaya cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz? Hayır, hayır. İmanlarınız konusunda deneneceksiniz, putalardan geçirileceksiniz, imtihanlardan geçirileceksiniz. Yani ben Kur'an'a inandım, ben Muhammed Aleyhisselam'a iman ettim, ben Kur'an ve peygamber eşliğinde bir hayat yaşamam gerektiğime inandım diyeceksiniz. Ama Kur'an'ı da peygamberi de tanımadan bir hayat yaşayıp cennete gideceksiniz, öyle mi? Ben namaz kılmaya inandım diyeceksiniz ama namazı kılmadan bir hayat yaşayıp cennete gideceksiniz, öyle mi? Ben çocuklarımı Müslümanca eğitmem gerektiğine iman ettim diyeceksiniz ama çocuklarınızı Müslümanca eğitmeden ellerinizi kollarınızı sallaya sallaya cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz? Hayır, hayır.
İnandım dediğiniz her bir konuda mutlaka Allah sizden amel isteyecek. İnandım dediğiniz her bir konunun amelini gündeme getirmek zorundasınız. Çevrenizden, ailenizden, akrabalarınızdan, toplumdan, tağutlardan gelebilecek bir takım sıkıntılarla, bir takım bela ve musibetlerle deneneceksiniz. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Hangi konuda bir iman iddiasında bulunmuşsanız, o konuda Allah sizin karşınıza bir fırsat çıkaracak, bir imkan çıkaracak. Ciddi mi inanmışsınız yoksa cıvık mı inanmışsınız? Allah onu ortaya koyacaktır. Birkaç örnek vereyim. Bir Müslüman diyor ki, vallahi elimde avucumda infak edecek hiçbir şeyim yok. Allah bana da bolca para verseydi, ben de onu Allah yolunda harcardım, zekatımı verir infakımı yapardım mı diyor. Bir Müslüman böyle bir iman iddiasında mı bulunuyor? Allah günün birinde onun karşısına bolca bir para çıkaracak. Ciddi mi inanmış, cıvık mı inanmış onu ortaya koyacaktır. Bir Müslüman, vallahi başımı kaşıyacak vaktim yok, zamanım yok, imkanım yok. Eğer Allah bana da bolca bir boş zaman verseydi, vallahi ben de Kur'an sünnet öğrenmeye başlardım mı diyor. Böyle bir iman iddiasında mı bulunuyor? Allah onun karşısına günün birinde bolca bir boş zaman çıkaracak. Ciddi mi inanmış, cıvık mı inanmış onu ortaya koyacaktır. Veya mesela bir kadın, ne yapayım kocam izin vermiyor. Ne yapayım patron izin vermiyor. Ne yapayım çevrem müsait değil. Eğer Allah beni de mutaassıp bir çevrede, dindar bir çevrede yaşatsaydı, elbette ben de tepeden tırnağa örtünürdüm mü diyor. Böyle bir iman iddiasında mı bulunuyor? Allah onun karşısına günün birinde o imkanı, o fırsatı çıkaracak ve ciddi mi inanmış, cıvık mı inanmış onu da ortaya koyacaktır. Rabbimiz bu ayeti kerimesinde iman ettim diyenlere sesleniyor. Diyor ki, ey müminler, iman ettim demeniz yetmeyecektir. İnandım dediğiniz her bir konunun amelini de gündeme getirmek zorundasınız. İman ettim dediğiniz her bir konunun eylemini de pratik hayatınızda göstermek zorundasınız. Esasen bu ayeti kerime hicret edemeyip Mekke'de kalan müminler hakkında nazil olmuştur. Sevgili Peygamberimiz Medine'ye hicret buyurunca sayımını yaptı, İslam devletini kurdu. Sonra tüm civar coğrafyalara mektuplar yazdı. Ey Müslümanlar, bulunduğunuz coğrafyaları derhal terk edip Medine'ye hicret edin. İslam devletine katılın. İslam devletinin gücünü, kudretini artırın diye mektuplar yazdı. Mekke'de hicret edememiş, imanları kendilerini hicrete götürememiş, imanları henüz aktivite kazanmamış bir kısım Müslümanlar yola çıktılar hicret etmek üzere. Ama Mekke müşrikleri onları geri çevirdiler. Sonra işte bu ayetler nazil oldu. Ey Müslümanlar, sadece iman ettik demekle bırakılıvereceğinizi mi zannediyorsunuz? Sadece inandık deyivermekle elinizi kolunuzu sallaya sallaya cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz? İmanlarınızın bedellerini ödemeyecek misiniz? İmanlarınızın pratiğini ortaya koymayacak mısınız? Ayetleri nazil olunca Medineli Müslümanlar Mekke'deki komşularına, akrabalarına, Müslüman kardeşlerine mektup yazdılar. Durumunuz gerçekten çok ciddi. Sizi eleştiren, sizi kınayan ayetler geldi. Derhal Medine'yi, Mekke'yi terk edip Medine'ye hicret edin diye mektup yazdılar. O Müslümanlar da yola çıktılar. Mekke müşrikleri yine onlara engel olmak istediler. Bir kısmı şehit olurken bir kısmı da sağ salim hicret yurdu Medine'ye ulaşmış oldular. İşte bu ayeti kerime onlar hakkında nazil olmuştur ama ayetin hükmü umumidir. Kıyamete kadar bütün Müslümanlara hitap etmektedir. Evet, Allah dedi ki, denenmeden, imanlarınızın amelini ortaya koymadan,
imanlarınızın bedellerini ortaya koymadan öyle sadece inandım deyivermekle, mücerret inandık deyivermekle öyle kolay kolay cennete gideceğinizi mi sandınız? Eğer öyle olsaydı, mesele sadece bu dünyada inandım deyivermek olsaydı, bu dünyaya gelmemizin de anlamı yoktu. Zaten bunu ezelde söylemiştik bu sözü. İnandım sözünü zaten kalu belada söylemiştik. Hani Rabbimiz ruhlarımıza ezelde bir soru sormuştu. Elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ruhlar istisnasız hepimiz demiştik ki kalu bela. Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. Biz senden başka Rab ve ilah bilmeyiz. Biz senden başka hayatımıza program yapacak başka bir varlık bilmeyiz. Biz senden başkasının önünde eğilmeyiz. Biz senden başkasını kesinlikle kulluğa layık görmeyiz diye orada zaten bu sözü söylemiştik. Ayrıca bir de bu dünyaya gelmemizin ne anlamı vardı? Eğer sadece bu sözü söylemekse, hayır hayır, orada söylediğimiz o sözlerimizin akabinde Rabbimiz kim ciddi kim cıvık, ben bunu ortaya çıkarmak için işte sizi dünyaya gönderiyorum buyurmuştu. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Sonra diyor ki bakın, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Muhakkak ki onlardan öncekileri de biz denedik, sizden öncekileri de denedik. İşte Adem aleyhisselamdan şu ana kadar yeryüzünde yığınlarla insanlar gelmiş geçmiş, bireysel ve toplumsal olarak Allah onları da denedi. Neyle denedi? Hastalıkla, sağlıkla denedi, açlıkla, toklukla denedi, fakirlikle, zenginlikle denedi, savaşla, barışla denedi, ölümle, yaralanmayla denedi. İşte Allah onların tümünü denedi. Şu anda biz denenmekteyiz. Allah şu anda bizi deniyor. Nasıl deniyor Allah bizi? Yaratıcı ben miyim, değil miyim? Rab ben miyim, değil miyim? Hayatınıza egemen varlık ben mi, değil mi? Şu anda sahip olduklarınız benim mi, sizin mi? Çocuklarınız, hanımlarınız, kocalarınız sizin mi, benim mi? Elleriniz, ayaklarınız, gözleriniz, kulaklarınız sizin mi yoksa benim mi? Mallarınız, mülkleriniz, atlarınız, arabalarınız sizin mi, benim mi? Ya Rabbi, bütün bunlar senindir. Sahip olduklarımızın tamamının gerçek sahibi, gerçek maliki sensin diyenler kazanıyor imtihanı. Ama hayır, bütün bu sahip olduklarımın maliki, gerçek maliki benim. Ben keyfime göre bir hayat yaşarım. Dilediğim gibi bu dünyada bir hayat yaşarım diyenler de kaybettiler. İşte dünkülerin imtihanı bitti. Şu anda biz imtihandayız. Şu imtihan salonundayız şu anda bizler. Dün birilerine yağmur gönderen bulut şu anda bizim hizmetimizde. Dün birilerine ısı ve ışık gönderen güneş şu anda bizim hizmetimizde. Dün birilerine bal yapı veren arı şu anda bize bal yapı veriyor. Dün birilerine süt veren koyun şu anda bizim hizmetimizde. Bizler imtihandayız. Allah şu anda bizi deniyor. Fele ya'lemenna Allahul lezine sadaku ve le ya'lemennel kazibin. Sonunda Allah sadıklarla kazipleri bilecektir. Allah aslında zaten biliyor da, yani bizi yaratmadan da kimin sadık, kimin kazip olduğunu Allah biliyordu. Ama şu anda bizi bu dünyaya göndererek Rabbimiz bizi vicdanlarımızla hesaplaşmaya davet ediyor. Bizi vicdanlarımızla yüzleştiriyor. Yarın hiç kimse cennet ya da cehennem kendisine Allah'ın takdirine karşı gelemeyecek, itiraz edemeyecek. İşte şu anda Allah bizi deniyor. Em hasibellezine ya'malune seyyiati en yesbikuna. Ne oluyor? Şu günahtan yana olanlar, günahkarlar, günah peşine düşenler bizi geçeceklerini mi zannediyorlar? Bizi bu dünyada atlatacaklarını mı zannediyorlar? Bu dünyada bizim azabımızdan, bizim sorgulamamızdan, ahirette de bizim sorgulayıp azaba göndermemizden kendilerini kurtaracaklarını mı zannediyorlar? Kim kurtulabilmiş de Allah'tan? Kimden gafil olmuş da Allah? Kim atlatabilmiş de
bu dünyada Allah'ı sa'e ma yahkumun, onlar ne kötü düşünüyorlar, ne kötü hükmediyorlar. Men kana yercu liqa Allahi, kim Allah'la karşı karşıya gelmeyi arzu ederse, dilerse, kim öldükten sonra dirilip Allah'ın huzuruna gitmenin heyecanıyla bu dünyada bir hayat yaşarsa, ya ben Rabbimin huzuruna gidiyorum. Ne yüzle bakarım Rabbimin yüzüne? Nasıl kendimi müdafaa ederim Rabbimin huzurunda? Ben onu razı etmek zorundayım. Ben onun huzuruna gidiyorum. Ben onun değer yargılarına sonunda teslim olacağım diye böyle bir inançla, böyle bir heyecanla kim bir dünya yaşarsa, fe inne ecelallahi le'at, muhakkak ki Allah'ın o konudaki programı gelecektir, zamanlaması gelecektir. Allah'a kavuşma arzusuyla hayat yaşayan bir Müslüman çok yakında Rabbine kavuşacaktır. Ve huve's-semi'ul alim, şüphesiz ki o Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Ve men cahede, kim cihad ederse, fe innema yucahidu li nefsihi, bilsin ki o kendi nefsi için cihad ediyor demektir. Kim cihad ederse bilsin ki kendi menfaati için cihad ediyor. Cehdu gayret kelimesini Türkçede de kullanırız. Kim ki bu dünyada Müslüman olmaya cehdu gayret gösterirse, kim ki bu dünyada Müslüman kalabilmeye cehdu gayret gösterirse, kim ki bu dünyada Müslümanca ölebilip Müslümanca Allah'ın huzuruna gitmeye cehdu gayret gösterirse, bir çabalamanın içine girerse, bilsin ki o kendisi için cihad ediyor. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ, muhakkak ki Allah alemlerden ganidir, alemlerden müstağnidir, alemlerden zengindir. Kimsenin cihadına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Kimsenin namazına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Kimsenin orucuna, haccına, zekatına, kurbanına Allah'ın zerre kadar bir ihtiyacı yoktur. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Adem aleyhisselamdan şu ana kadar ölmüş gitmiş insanlar dirilsin, şu andan da kıyamete kadar gelecek insanlar da dirilsin, cinler de toplansın bir meydanda, bir peygamber gibi, bir melek gibi Allah'a kulluğa yönelsinler. Bu zerre kadar Allah'ın mülküne bir şey ilave edemeyeceği gibi, bütün insanlık toplansa, Ebu Cehil gibi, Nemrut gibi, Firavun gibi, İblis gibi Allah'a isyan bayrağını çekse, bu Allah'ın mülkünden zerre kadar bir şeyi eksiltemez. Bütün alemlerin Allah katında bir sineğin kanadı kadar değeri yoktur. Öyleyse haşa haşa, Allah sıkılmış, yalnızlıktan bunalmış da sizi yaratmış değil. Ya da ben bir kısım insan yaratayım, bir kısım cin yaratayım da onların ibadetlerinden istifade edeyim diye de Allah sizi yaratmış değildir. Öyleyse Allah'ın ne size ihtiyacı var, ne sizin ibadetlerinize ihtiyacı var. Kim bir cihad eder, bir cehdü gayret gösterirse bilsin ki o kendisi için, sonunda cennette mükafatını bizzat kendisi görmek için yapmıştır. Allah sizden de, Allah sizin yapacaklarınızdan da ganidir, müstağnidir. Kim bir cihad ederse, birinci anlamını söyledim, yani bu dünyada Müslüman kalabilme kavgası içine girerse, ikincisi, kim ki yeryüzünde Allah'a aboneler yapmak üzere, Allah'ın dinine üyeler yapmak üzere bir tebliğ faaliyetinin içine girerse, işte şu anda benim yaptığım gibi insanlara Allah'ın ayetlerini duyurmaya, Peygamber aleyhisselamın hadislerini duyurmaya, Allah'ın ayetleriyle, vahiyle insanları diriltme kavgası içine girerse, bilsin ki o işi kendisi için yapmıştır. Allah'ın zerre kadar onun o tebliğ faaliyetine ihtiyacı yoktur. Ya da kim ki yeryüzünde Allah'ın dini egemen olsun, yeryüzünde Allah'ın şeriatı hakim olsun, Allah'ın iradesi yeryüzünde egemen olsun diye bir cihat eylemine, bir savaş eylemine girişirse, bilsin ki o işi kendisi için yapmıştır. Cennette mükafatını bizzat kendisi görecektir. Allah'ın onun cihadına da savaşına da ihtiyacı yoktur.
وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman eden ve salih amel işleyenler var ya, Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman edenler, Allah'tan gelenlere Allah'ın istediği biçimde iman edenler ve de iman kaynaklı bir hayat yaşayanlar, imanlarını hayatlarında görüntüleyenler, imanlarını sadece iddia planında, söz planında bırakmayarak bizzat amele dönüştürenler, salih amel işleyenler, fıtratlarına uygun amel işleyenler, Allah'la barışık bir hayat yaşayanlar var ya, لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ Biz onların günahlarının üzerine bir sünger çekeceğiz. Onların günahlarını, onların geçmişlerini sıfırlayacağız, örtüp örtbas edeceğiz. Allahu Ekber. Kur'an-ı Kerim'deki en müjdeli ayetlerden birisi işte budur. Biz onların geçmişlerini sıfırlayacağız, geçmiş günahlarının tümünü örteceğiz. Ya da bunun bir ikinci manası, onların hayat problemlerini çözümleyivereceğiz, sıkıntılarını giderivereceğiz. Hangi konuda bir problem yaşıyorlarsa, evlerinde bir dirlik problemi mi yaşıyorlar? Hanımlarıyla, kocalarıyla, çocuklarıyla bir geçim problemi mi yaşıyorlar? Biz onu sahili selamete çıkarıvereceğiz. Bir açlık problemi mi, bir ekonomik sıkıntı mı yaşıyorlar? Karınlarını doyuruvereceğiz, açlıklarını giderivereceğiz. Toplumsal olarak tüm dünyanın karşısında çaresiz kaldığı bir hukuk problemi, bir eğitim problemi, bir anarşi problemi mi yaşıyorlar? O Müslümanlar bireysel ve toplumsal olarak iman ediverirler Allah'a ve salih amel işlemeye yöneliverirlerse, biz onların hayat problemlerinin tümünü çözümleyivereceğiz, onların sıkıntılarını giderivereceğiz, problemlerinin üzerini örtüp örtbas edivereceğiz ve onları sahili selamete çıkarıvereceğiz. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Bir de onları işledikleri amellerin en güzelleriyle mükafatlandırıvereceğiz. Allahu Ekber. Onları, o müminleri işledikleri amellerin en güzeliyle mükafatlandıracağız. Bu dünyada kıldığınız en güzel namazı ne zaman kılmıştınız? Ya da en ihlaslı, en samimi hangi ibadetiniz vardı bu dünyada en güzel yaptığınız? Bütün ibadetlerinizi, bütün amellerinizi Allah onunla çarpı verecek. Bütün amellerinizi Allah o en ihlaslı, en güzel ibadetiniz gibi kabul ediverecek. Bu ve benzeri ayetler önceki surelerde de geçti. Sonra diyor ki Rabbimiz, وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا Biz insana, ebeveynine hüsnayı vasiyet ettik. Ana babasına karşı hüsnaca davranmasını emrettik. Hüsna, Allah'ın güzel dediği davranıştır. Öyleyse bizler ebeveynimize, ebeveynimizin istediği şekilde değil de Allah'ın istediği şekilde davranacağız. Çünkü ebeveynimiz bazen cahilce İslam dışı şeyler isteyebilir bizden. Onlar her zaman isabet edemezler, hata ederler ama Allah ve Resulü asla hata etmez. Öyleyse biz ana babalarımıza, ana babalarımızın istediği şekilde değil de Allah'ın istediği şekilde davranmak zorundayız. Nasıl? Hüsna'yı biraz açıklayayım. Bizler ana babamız hayattaysa yemeyecek onlara yedireceğiz, giymeyeceğiz onlara giydireceğiz, uyumayacağız onları yatıracağız, rahat etmeyeceğiz onları rahat ettireceğiz. Çünkü bir zamanlar biz onların kucağında küçücük bir bebektik, onlar yemediler bize yedirdiler, onlar içmediler bize içirdiler, onlar giymediler bize giydirdiler, onlar uyumadılar, bizi uyuttular, onlar rahat etmediler, bizi rahat ettirdiler. Şimdi durum tamamen değişmiş. Dün biz onlara muhtaçtık, onlar yaşlanmış, ana babamız bize muhtaç bir konuma düşmüşler. Öyleyse biz onlara hüsna davranacağız, Allah'ın istediği güzel davranışlarla onlara davranacağız. Ama bunun bir istisnası var. وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Eğer anan baban bilgisizce, cahilce seni bana şirk koşmaya zorlarlarsa ya da senin hakkında bilgi sahibi olmadığın bir konuda anan baban seni bana şirk koşmaya
isyan etmeye zorlarlarsa fela tutuhuma, sakın o ikisine itaat etme. Bakın, önceki derslerimizde de bu konuda detaylı bir şeyler söylemiştim. Ana babamızın bizden istedikleri Rabbimizin istedikleriyle örtüşüyorsa onları hemen yerine getireceğiz. Ama ana babamızın bizden istedikleri Rabbimizin arzularıyla çatışmışsa duymayı vereceğiz, ilgilenmeyi vereceğiz. Onların o istediklerini yerine getirmeyi vereceğiz. Bu ayeti kerime, sözlerimin başında da söylediğim gibi, hicrete yakın günlerde nazil olmuştu. Müslüman gençler vardı, babaları kafirdi, babaları müşrikti. Mekke müşrikleri çocuklarını yeni girdikleri İslam dininden çıkarmak, eski dinlerine küfür ve şirke döndürmek istiyorlardı. Müşrik ebeveynler, müşrik analar, babalar Müslüman olmuş çocuklarına şöyle deliller de getiriyorlardı. Bize itaat etmediğiniz sürece, bizi dinlemediğiniz sürece sizler Allah ve Resulünü de dinlemiş sayılmazsınız. Bize itaat etmediğiniz sürece sizler Allah ve Resulüne de itaat etmiş sayılmazsınız. Çünkü ana baba hakkı bütün hakların önündedir. Gelin bizi dinleyin, yeni girdiğiniz bu dinden çıkın, eski küfrünüze, eski şirkinize dönün diye Mekke müşrikleri, müşrik ebeveynler çocuklarına baskı yapıyorlardı da. Bakın, Rabbimiz buyurdu ki, hayır hayır. Analarınız, babalarınız sizi küfre ve şirke zorlarsa, bilmedikleri bir konuda ya da sizin hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir konuda sizi bana şirk koşmaya zorlarlarsa, فَلَا تُطِعْهُمَا, sakın o ikisine itaat etmeyin. Çünkü اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, ey Müslümanlar, dönüşünüz banadır, unutmayın. Hesabı bana ödeyeceksiniz. Faturayı bana ödeyeceksiniz. Benim değer yargılarıma teslim olmak zorunda kalacaksınız. Yani siz ana babanıza dönmeyeceksiniz. Mezarda sizi analarınız, babalarınız karşılamayacak. Mizanın başında analarınız, babalarınız olmayacak. Sıratın üstünde size geçit veren analarınız, babalarınız olmayacak. Cennetin kapısının ağzında sizi karşılayıp buyurun diye size cenneti sunan analarınız, babalarınız olmayacak. Ben olacağım. Öyleyse benim arzularımla analarınızın, babalarınızın arzuları çatıştığı zaman فَلَا تُطِعْهُمَا, sakın onlara itaat etmeyin. Dönüşünüz banadır. فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, ne yapıp ettiğinizi, yapıp ettiklerinizin neye layık olduğunu sonunda ben haber vereceğim. Benim değer yargılarıma boyun bükmek zorunda kalacaksınız. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, bakın yukarıdaki ayetin aynısı önemine binaen bir daha geldi. Tabi o dönem için düşünün, o dönem iman etmiş gençler var. Babaları kafir, anneleri kafir. O dönem iman etmiş kadınlar var, kocaları kafir, çevreleri kafir. Bu iman ve salih amelin nasıl değerli olduğunu o dönem için düşündüğümüz zaman çok rahat anlarız. Allah önemine binaen bakın bir daha söylüyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, İman eden ve salih amel işleyenler var ya, لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ, biz onları salihlerin arasına katıvereceğiz. Biz onları salihlerle birlikte değerlendirivereceğiz. Biz onları salihlere komşu yapıvereceğiz. Biz onları salihlerin gittiği cennete ithal edivereceğiz. Allahu Ekber. Salihler kim? Hazreti Adem aleyhisselamdan son elçi Hazreti Muhammed aleyhisselama kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberler salihlerdi. O peygamberlerin samimi metbuları salihlerdi. Şehitler, sıddıklar salihlerdi. Bakın Allah diyor ki, İman eden Allah'a Allah'ın istediği biçimde ve de imanını pratik hayatında görüntüleyen, yani salih amel işleyen, Allah'la barışık bir hayat yaşayanlar var ya, biz onları salihlerin arasına katıvereceğiz. Öyleyse salihlerle birlikte olmak istiyorsanız, cennette salihlere komşu olmak istiyorsanız, salihlerin gittiği cennete gitmek istiyorsanız, öyleyse salihlerin salih amellerine sahip çıkın.
salihlerin sahih imanlarına sahip çıkın. Zaten salih ameli belirleme yetkisi de o salihlere aittir. Bir amelin salih amel olabilmesi için iki temel şart var. Önceki derslerimde söylemiştim. Bir tanesi, o amel sadece Allah için yapılmış olacak. İki, o amelin sünnette yeri olacak. Bakın, bir amelin salih amel olabilmesi için sadece Allah rızası için yapılmış olma şartı var. Bir de peygamberin sünnetinde yeri olacak, peygamberin hayatında yeri olacak. İnsanlar salih ameller belirlemeye çalışıyorlar. Aman şunları da yapalım sevapmış, şunları da yapalım kullukmuş diye. Eğer o belirledikleri şeyler peygamberin sünnetinde yoksa, peygamberin hayatında yoksa onlar bid'attir. Her bid'atçı ateştedir, cehennemdedir. Her bid'at de sapıklıktır. Bunu unutmayın. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bize iman ve salih ameli tavsiye ediyor. وَمِنَ النَّاسِ İnsanlardan kimileri de vardır ki مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ Derler ki ağızlarıyla biz Allah'a iman ettik. آمَنَّا بِاللّٰهِ Biz Allah'a inandık derler. Ama فَاِذَا اُوذِيَ فِي اللّٰهِ Allah'a kulluk yolunda, Allah'a iman yolunda azıcık bir eziyetle karşılaştıkları zaman, azıcık bir sorgulama, azıcık bir yargılama, azıcık bir kovuşturma, azıcık bir hapis, azıcık bir işten atılma, azıcık bir okulu kaybetme eziyeti ya da tehlikesiyle karşı karşıya geldikleri zaman ce'ale fitneten nasi ke'azabillah Allahu Ekber. Onlar insanlardan gelebilecek o küçük fitneleri, o küçük denenmeleri Allah'ın azabına eş kabul ederler, cehenneme eş kabul ederler, kullukta geri adım atıverirler, aman okulu kaybetmeyeyim diye başörtülerini açıverirler, aman işten atılmayayım diye sakallarını kesiverirler, aman patronun gözünden düşmeyeyim diye onun göreceği yerde namazı terk ediverirler, Allah korusun kullukta geri adım atmaya başlayıverirler. Evet, insanlardan böyleleri de varmış. İmanları oturmamış. Menfaat hesapları içinde Allah'a kulluk yapıyorlar. Tıpkı bir yarın kenarındaymış gibi, bir yarın kenarındaymış gibi yarım ağızla Allah'a kulluk ederler. Bir tehlike boyutuna kadar kulluklarını sürdürürler. Ama tehlike boyutunda hemen geri adım atıverirler, çözülüverirler Allah korusun. İnsanlardan gelebilecek fitneleri Allah'ın ateşiyle denk kabul ederler. Allah'ın cehennemiyle eş kabul ederler Allah korusun. Halbuki aklı başında bir insan düşündüğü zaman bu gerçeği anlar. İnsanlardan gelebilecek hangi fitne cehenneme eş değerdedir? İnsanlardan gelebilecek hangi musibet, hangi kovuşturma, soruşturma ya da hangi sıkıntı Allah'ın cehennem ateşiyle eş değerdedir, denktir? Bunu düşünen bir insan anlar ama demek ki böyle insanlar da varmış. Ayetin devamında bakın Allah diyor ki وَلَاِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ Böyle insanlar Allah Müslümanlara bir zafer gönderdiği zaman, Allah peygamberine bir nusret gönderdiği zaman, bir fetihle peygamberini kucaklaştırdığı zaman, Müslümanları bir galibiyetle tokalaştırdığı zaman hemen biterler gelir derlermiş ki bakın اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ biz sizinle beraberdik. Bu ganimetten bizim de payımız var. Şu cukkadan bizim de nasibimiz var. Ey Muhammed, biz sizinle beraberdik derler. Her ne kadar sizinle birlikte savaşa iştirak edemediysek de çok önemli işlerimiz vardı. İşimiz, aşımız, dükkanımız, telaşımız, çekimiz, senedimiz, borcumuz. Çok önemli işlerimiz vardı. Biz geride Medine'de başka işleri de düzenlemek üzere kalmıştık. Her ne kadar sizinle birlikte o cihada katılamadıysak da biz de Müslümanız. O cihattan bizim de hissemiz var. O ganimetten bizim de payımız var ey Muhammed. Biz cukkamızı isteriz derler. Yani sorumluluk üstlenmeye gelince yoklar ama cukka kapmaya gelince, ganimet devşirmeye gelince varlar adamlar. Allah bizi böylelerinden etmesin inşallah. Halbuki yukarıda söyledi Rabbimiz. Denenmeden,
İmanlarınızın bedelini ödemeden öyle ellerinizi kollarınızı sallaya sallaya cennete gireceğinizi mi zannettiniz dedi. Ama bunlar münafıklar. Aslında biz biliyoruz ki münafık Medine toplumunun insanıdır. İslam'ın ve Müslümanların güçlü olduğu yerde insan münafıklık yapar. Değilse İslam'ın ve Müslümanların güçsüz olduğu ortamlarda birisinin Müslüman olmadığı halde ben Müslümanım demesi, Müslüman görünmeye çalışması ona dünyalık artı bir değer kazandırmadığı gibi sıkıntıya da sokar. Çünkü Mekke'de ben Müslümanım demek bir kişinin işkenceye adaylığını koyması anlamına gelecek değil. Peki Mekke'de niye var bunlar? Ha kimi alimlerimiz demişler ki bu sure medenidir ama Mekke'dir diyenlere göre bu ayeti anlamaya çalışırsak demek ki Mekke'de de vicdanları kendilerini Müslüman olmaya zorlayan bir kısım insanlar var. Ama menfaatlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları için böyle zikzaklar çiziyorlar. Bir Müslümanmış gözüküyorlar, bir de kafirlerin safında gözüküyorlar. Böyle kararsız imanla küfür arasında, nifakla iman arasında gelgit halinde olan insanlar da var demek ki. Allah diyor ki bakın, اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالِم۪ينَ Bu münafıklar nasıl da böyle yanlış düşünüyorlar? Kimi kandırmaya çalışıyorlar? Biz de sizinle beraberiz. Biz de Müslümanız diye kimi kandırıyorlar bunlar? Belki peygamberim gaybı bilmez, onu kandırabilirler bu münafıklar ama Allah'ı nasıl kandıracaklar? Allah bütün alemlerin kalbinde olanları bilen değil midir? وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِق۪ينَ İşte böyle imtihanlarla, denemelerle Allah müminleri de bilecek, münafıkları da bilecek. Zaten biliyor da bizi bizimle yüzleştirecek Rabbimiz. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler dediler ki, لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Bunu Mekke müşrikleri söylüyorlar. Müslüman olmuş çocuklarına söylüyorlar. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Kafirler müminlere dediler ki, اِتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا Bizim yolumuza tabi olun, bizim yörüngemize girin, bizim dinimize girin, şu yeni girdiğiniz İslam dinini bırakıp eski küfrünüze, eski şirkinize dönün, bize tabi olun, bize uyun. وَالنَّحْمِلْ خَتَايَاكُمْ Sizin bütün hatalarınızı, bütün günahlarınızı biz omuzumuza alalım, biz taşıyalım, biz yüklenelim. Bakın, diyorlar ki, sizler de bizim gibi kafir olun. İşte şu anda Amerika'sı, şu anda Hristiyanlık ve Yahudilik dünyası aynen dünkü Mekke müşriklerinin Müslümanlara dediğinin aynısını söylüyorlar. Sizler de bizim gibi layık olun. Sizler de bizim gibi demokrat olun. Sizler de bizim gibi kafir olun. Bizim gibi bir hayata yönelin. Zaten her şeyimiz de onlara tabi olmuşuz. Hukukunuzdan eğitiminize, sosyal ve siyasal yapılanmanızdan kılık kıyafetinize, alfabenizden takvimlerinize, tatil günlerinize kadar bizi izleyin, bize takip olun, bizi takip edin, korkmayın. Bir günah doğarsa, bir vebal doğarsa biz yükleniriz. Öbür tarafta sizin günahlarınızı biz taşırız. Şuna bakın, sanki kendi günahlarını yüklenmişler de kendilerini cennete götürmüşler gibi, kendilerini cehennemden azat etmişler gibi bizi de kurtaracaklarını iddia ediyorlar. Siz gerisini düşünmeyin. Bize tabi olun, bizi izleyin. Bizim gibi bir hayat yaşayın. Sizin bütün günahlarınız bizim boynumuza. Biz sizin bütün günahlarınızı yükleniriz, taşırız. Allah da diyor ki bakın, وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَتَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Hayır, hayır. Onlar onların zerre kadar günahlarını yüklenemezler. Çünkü onlar yalan söylüyorlar. Yüklenmeleri de mümkün değil. Kur'an'da bunu anlatan birçok ayet var. Bakın, kıyamet gününde kadın kocasından kaçacak, koca karısından kaçacak. Baba evladından, evlat babasından kaçacak, kardeş kardeşinden kaçacak. En samimi dostlar birbirinden kaçacak. Niye? Aman bunun derdi de beni bulmasın diye. Aman bundan dolayı da bana bir hesap çıkmasın diye. Aman bunun dosyası da bana kesilmesin diye. Aman bunun faturası da bana kesilmesin diye. Aman bundan dolayı da bana bir soru gelmesin diye.
Kadın kocasından, baba evladından kaçacak. Böyle bir ortamda nerede kaldı bu kafirler? Müslümanların günahlarını yüklensin, Müslümanların günahlarını taşısın. Yalan söylüyorlar. Şu anda da işte aynısını söylüyorlar. Adam içki içiyor, yanındaki arkadaşından sıkıldığı, utandığı için. Ya arkadaş gelsen de iş, bunda bir şey yok ya. Bir günah varsa, bir vebal varsa ben yükleneyim, ben çekeyim günahını. Ya da adam namaz kılmıyor, yanındaki namaz kılan arkadaşından etkileniyor. Diyor ki ya bırak şu namazı, kıl kıl bitmiyor. Sen de benim gibi ol, bizim gibi ol. Eğer sonunda bir vebal doğarsa, bir günah doğarsa senin günahını biz yüklenelim. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyor hainler. وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ Onlar kendi veballerini, kendi günah yüklerini yüklenecekler. وَاَثْقَالَمْ مَعَ اَثْقَالِهِمْ Bir de saptırdıkları, yoldan çıkarıp azdırdıkları insanların günahlarını da yüklenip doğruca cehenneme gidecekler, doğruca cehenneme yuvarlanacaklar. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ Kıyamet gününde de bu iftiralarının hesabı kendilerinden sorulacak. Bu dedikleri gerçek olmayan sözlerin hesabı kendilerinden sorulacak dedikten sonra Rabbimiz tarihten bize bir örnek sunacak. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ Muhakkak ki biz Nuh'u kavmine gönderdik. فَلَّبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا Nuh toplumu içinde 1000 yıl kaldı, 50 sene hariç. Arapçada bu bir ifade tarzıdır. Araplar bu ayetlerin indiği dönemde yüksek rakamları ifade ederken, uzun yılları ifade ederken şöyle bir usul takip ediyorlardı. 20 yıl geçti, 3 de ilave edildi. 23 yıl diyecekler de ifade tarzı bu. 20 yıl geçti, 3 yılda ilave edildi. Ya da 30 yıl oldu, 3 yıl müstesna. Yani 27 yıl diyecek adam da ama böyle bir ifade tarzı vardı. Kur'an'ın indiği dönemde Arapların arasında herhalde Rabbimiz de onların dil kurallarına uygun olsun diye bakın buyurdu ki Nuh toplumu içinde 1000 yıl kaldı, 50 yıl hariç. Yani 950 yıl kaldı. Düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Önceki derslerimizde de söyledik. Yeri gelmişken Allah bir daha söylediğine göre biz de söylemek zorundayız. Nuh Aleyhisselam toplumu içinde 950 yıl insanları İslam'a davet etti. 950 yıl. Ezilenler onlar, horlanan onlar, aşağılanan onlar, mazlum onlar, zalim kafirler, güçlü kafirler, ekonomik güç onlarda, siyasal güç onlarda. 950 yıl Nuh Aleyhisselam ve Müslümanlar inandıkları Allah'ın yardımını beklediler. 950 yıl. Dile kolay. Bir kere gitti anlattı Nuh Aleyhisselam sövdüler. İkinci defa gitti anlattı dövdüler. Üçüncü defa gitti uyardı, komalık ettiler. Her tarafını kırdılar. Bir bezin içinde, bir çuvalın içinde evinin penceresinden evinin içine attılar. Dışarıda insanlar üzdü. Bari içeride evinin içinde kendisine nurlu bir el uzansaydı. Bari yarasını saracak nurlu bir el uzansaydı. Bari Müslüman olsaydı bari karısı. Ne gezer karısı da kafir deyip o da bir kobra yılanı o da evinde sokuyordu. 950 yıl. Siz birilerine bir kere, iki kere, üç kere, beş kere, 10 kere gidersiniz. Adam dinlemezse siler geçersiniz değil mi? Sizin o 1, 2, 3, 5 gidişlerinizi 1000'le 10 binle çarpın. O kadar gitti Nuh Aleyhisselam. Yazın gittim anlattım diyor. Kışın gittim anlattım. Düğünde anlattım, nişanda anlattım. Aleni anlattım, sırrı anlattım. İnsanların içinde uyardım, tenhada uyardım. Ben gittikçe onların firarları arttı ya Rabbi. Yaban eşekleri gibi benden kaçıyorlardı. Yaban eşekleri gibi Nuh Aleyhisselam'dan kaçıyorlardı. Rivayetlere göre Nuh Aleyhisselam karşıdan çıkınca şu bizi tanıyıp da yine ayet hadisten söz etmesin. Cennet cehennem Allah peygamber diyecek, hesap kitap diyecek. Bizim iştahımızı gırtlağımızda düğümleyecek. Yiyeceğimiz naneleri rahat yiyemez hale getirecek. Şu bizi tanımasın diye elbiselerini üzerlerine örtüyorlarmış. Nuh bizi tanımasın da geçip gitsin diye. Ya da
elbiselerini, pardüsülerini, ceketlerini giyecek zaman kadar bile Nuh Aleyhisselam'ı dinlemeye tahammülleri olmadığı için o karşıdan çıkınca pardüsülerini sırtlarına attıkları gibi, elbiselerini omuzlarına attıkları gibi hemen yürüyorlarmış. Korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Peki 950 yıllık böyle bir tebliğ sürecinin neticesi ne olmuş? Bakın bir iki ayetle Allah deyini verdi. Tabi bu ayetlerin hangi atmosferde geldiğini bilmiyoruz ki. Peygamber Aleyhisselam bir köşeye sıkışmış, gözleri dolu dolu olmayacak. Galiba ben bu işi yapamayacağım. İnsanlar adam olmayacak diye hıçkıra hıçkıra ağlıyor. O esnada gelen şu iki ayetin peygambere nasıl bir moral kazandırdığını, peygamberi yeniden görevine nasıl döndürdüğünü anlamaya çalışın. Bu ifadelerin arasında bu iki ayet niye geldi diye düşünüyoruz ama bu surelerin indiği atmosferi bir bile bilsek onu biraz daha rahat anlayacağız. Bakın Allah diyor ki فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ Bir tufan onları yakalayıverdi. Bir tufanla Allah onların ağızlarının payını veriverdi. وَهُمْ ظَالِمُونَ Onların hepsi zalimdi. Müslümanlar hariç. Gemiye binen Nuh Aleyhisselam'la birlikte gemiye binen Müslümanlar hariç tüm dünya zalimdi. Kendilerine zulmediyorlardı. Ağzalarına, ellerine, ayaklarına zulmediyorlardı. Beyinlerine zulmediyorlardı. Allah'a zulmediyorlardı. Allah'ın elçisine zulmediyorlardı. Müslümanlara zulmediyorlardı. Çevrelerine zulmediyorlardı. Hepsi zalimdi. Bir tufanla Allah onların işlerini bitiriverdi. Gökten sicim gibi değil, nehir akarcasına sular inmeye, yerden de sular fışkırmaya başladı. Bir tufanla Allah onların işini bitiriverdi. فَاَنْجَاهُ وَاَصْحَابَ السَّف۪ينَةِ Biz Nuh'u ve gemi ashabını kurtardık. Gemi ashabı kim? 7 kişi ile 40 kişi arasında çeşitli rivayetler var. İşte bu kadar insan gemiye binmiş, bu kadar insan tercihini peygamberden yana kullanmış, peygamberin kaptanlığına evet demiş, peygamber yörüngesine girmiş, işte biz onları kurtardık diyor Allah. وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَم۪ينَ Ve o gemi olayını, o tufan olayını da biz kıyamete kadar gelecek nesillere bir ayet yaptık, bir ibret yaptık, bir ders yaptık. Nasıl? 3 kişi de olsa, 7 kişi de olsa, 40 kişi de olsa Allah dostlarını galip getirir. Değil mi ki onlar tercihlerini peygamberden yana kullanmışlar? Değil mi ki onlar peygambere tabi olmuşlar? Peygamberin kaptanlığına evet demişler. Allah onların tümünü kurtardı. İşte 40 kişi. Tüm dünyayı da yok etti Allah. Allah'la savaşa tutuşan tüm dünya olsa onların tümünü Allah yok eder. İşte kıyamete kadar gelecek nesillere biz bu tufan olayını bir ayet yaptık, bir ibret yaptık dedi Rabbimiz. Ve İbrahim'e, bir de İbrahim'i hatırlayın. Bir de İbrahim'i görevlendirdik. İz gâle li kavmihi, kavmine dedi ki İbrahim Aleyhisselam, ubudullâhe, sadece Allah'a kulluk edin. Sadece Allah'ı dinleyin. Vettekuhu, Allah'a karşı da, Rabbinize karşı da takvalı davranın. Allah karşısında esas duruşunuzu muhafaza edin. Allah'a karşı kulluğunuzun bilincini takının. Allah'ı kale alın. Allah elde bir deyin. Allah'ı razı etmeye çalışın. Allah'ın koruması altına girin. Hayatınızı Allah için yaşayın. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz ey kavmim, bu sizin için çok hayırlıdır dedi İbrahim Aleyhisselam. Toplumunu böylece uyardı ama uyarısı devam ediyor. Dedi ki innema ta'budune min dunillahi şu sizin Allah berisinde tapındığınız evsanen putlar var ya onlar gerçekten tanrı değildir. Siz onları uyduruyorsunuz, yakıştırıyorsunuz. Onlara tanrılık izafe etmeye çalışıyorsunuz. Ve tahlukune ifka böylece İftira ediyorsunuz. Allah'a da iftira ediyorsunuz. O Allah'ın kulu olan varlıklara da iftira ediyorsunuz. İnnellezine ta'budune min dunillahi şu Allah berisinde sizin tapındığınız varlıklar var ya, şu Allah berisinde sizin putlaştırdığınız, kendilerine sığınmaya, kendilerine dua etmeye çalıştığınız varlıklar var ya, la yemlikune lekum rızka. Onlar size zerre kadar bir rızık sağlama gücüne sahip değillerdir. فَبْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ Rızkı Allah katında arayın. Rızkı Allah'tan isteyin. وَعْبُدُوهُ Allah'a kul köle olun. وَشْكُرُوا لَهُ
gelin ona teşekkür edin. Şu size rızık yağdıran Rabbinize teşekkür edin. Ve ileyhi turcaun. Şunu kesinlikle bilin ki dönüşünüz Allah'adır. Bakın dikkat ederseniz kullukla rızık arasında, rızıkla ubudiyet arasında İbrahim Aleyhisselam bir ilişki kurdu. Dedi ki kulluk razzakların hakkıdır. Rızık vericilerin hakkıdır kulluk. Şu tapındığınız varlıkların hiçbirisi size rızık verebiliyor mu? Çölde bunaldınız. 3 gün, 5 gün, 10 gün susuz kaldınız. Diliniz damağınıza geldi. Ciğeriniz yanmaya başladı. Size gökten 2 damla su indirebilecek Allah'tan başka bir varlık biliyor musunuz? Kesinlikle yok. Açlıktan ölmek üzeresiniz. Size yiyecek, buluverecek, yaratıp verecek birilerini biliyor musunuz? Hayır. Bakın, rızıkla kulluk arasında bir bağ kurdu İbrahim Aleyhisselam. Dedi ki, kulluk razzakın hakkıdır. Eğer şu tapındığınız varlıklar razzak değillerse, size rızık verme gücüne sahip değillerse, onların kulluğa da hakları yoktur, tapınmaya da hakları yoktur. Rızkı Allah'tan isteyin, rızkı Allah'ın kapısında arayın, sadece ona kul köle olun ve de ona şükredin. Ama siz bilirsiniz, isterseniz tamamen tersini yapın, unutmayın, ileyhi turcaun, dönüşünüz onadır, hesabı ona ödeyeceksiniz. Ve in tukezzibu, eğer seni yalanlamışlarsa, ey peygamberim, fakat kezzebe umemun min kablikum, sizden önceki ümmetler de elçilerini yalanladılar. Bu hitapla ya İbrahim Aleyhisselam'a seslendi Rabbimiz ya da sevgili peygamberimize. Ey peygamberim, şu Mekke müşrikleri eğer seni yalanlıyorlarsa bilesin ki ilk defa yalanlanan peygamber sen değilsin. İlk defa alaya alınan elçimiz sen değilsin. Senden öncekiler de elçilerini yalanladılar. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ. Peki böyle yalanlandığı bir ortamda bir peygambere düşen nedir? Yani insanların alaya aldığı, yalanladığı bir ortamda bir peygamberin görevi nedir? Bir peygamberin görevi apaçık tebliğdir. Bir peygamber Allah'tan aldığı ayetleri çevresine açık ve net bir biçimde tebliğ etti mi? Onun görevi bitmiştir. İnsanlar inanmış ya da inanmamış, onun başarısıyla onun uzak ve yakından bir ilgisi yoktur. Çünkü onun sorumluluğunda değildir insanların Müslümanlaştırılması. Peygambere düşen apaçık bir tebliğdir. Bugün bize de düşen apaçık bir tebliğdir. Peki bu ve benzeri ayetlerden öğreniyoruz ki aslında bütün peygamberler apaçık tebliğde bulundular. Ama kimileri diyorlar ki efendim işte Peygamber Aleyhisselam döneminde Mekke'de kimi insanlar peygamberin sözlerini anlayamadıklarını söyleyebiliyorlar. Biz bu Muhammed'in ne dediğini anlayamadık diyebiliyorlar. Bunu bununla nasıl telif edeceğiz filan diyorlar. Ben diyorum ki eğer bir kimse gerçekten peygamberin ne dediğini anlama niyeti taşıyorsa o kesin anlar. Ama anlamak istemiyorsa da o da anlamaz. Hani iki akraba birbirlerine küsmüş. Demişler ki filan akraban seni düğününe davet edecekmiş. Gidecek misin davetine diye sormuşlar. Beriki diyormuş ki vallahi davet etmezse küseceğim, davet ederse de gitmeyeceğim. Yani bu mantık ne böyle ya? Davet etmezse küseceğim, davet ederse gitmeyeceğim. Yani peygamber açık konuşursa dinlemeyeceğim ama kapalı konuşursa da küseceğim. Anlamadım diyeceğim. Mesela bu zaten. Eğer bir kişi gerçekten peygamberin sözlerini anlamak istemişse onun sözleri apaçıktır, onun tebliği apaçıktır. Evelem yarav keyfe yubdiullahul halka thumme yu'iduhu. Bu insanlar görmüyorlar mı? Allah yaratışa nasıl başladı? Yeryüzünde yaratışı nasıl gerçekleştirdi? Sonra thumme yu'iduhu, sonra o yaratışı nasıl iade edecek? Yani bu dünyadaki hayatı Allah nasıl var etti? Sonra ölümlerinizden sonra Allah sizi tekrar nasıl yaratacak? Bunu anlamıyor musunuz? Zorsa ilk defa yaratmak zor. İşte Allah yaratmış. İlk defa yaratan Allah ölümlerinizden sonra sizi bir daha yaratamaz mı? İnne zalike alallahi yesir. Halbuki bu Allah'a çok kolaydır. Kul de ki
Siru fil ardı, yeryüzünde gezin dolaşın. Fenzuru keyfe bede'el halga. Allah ilk yaratışı nasıl yaptı? Yaratışı Allah nasıl başladı? Sümmallahu yunşi'us enneş'etel ahirete. Sonra Allah ahiret yaratışını da aynen onun gibi gerçekleştirecektir. Mesela bir adam bir fabrikayı ilk defa kurması zordur. Kayseri'de başarmışsa bunu, gel bir de Konya'da kur dediniz mi? Artık onun için kolaydır. İlk defa kurmak zordur bir şeyi. İlk defa yapmak zordur. İşte Allah ilk defa yaratmış bizi. Ölümlerimizden sonra bir daha yaratır. İnna Allahu ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Yu'azzibu men yeşâ'u. Son ayeti okuyup bitiriyorum. Yu'azzibu men yeşâ'u ve yerhamu men yeşâ. Allah dilediklerine azap eder, dilediklerine de rahmet eder. Ya da dileyenlere Allah azap eder, dileyenlere Allah rahmet eder. Yani bir insan, ben rahmetten yanayım. Ben bu dünyada Allah'ın rahmetine ehil olmak, öbür tarafta da Allah'ın rahmetinin tecellisi olan cennete gitmek istiyorum diye bir hayat yaşayanlara Allah rahmet eder. Hayır hayır, ben rahmet filan istemem, ben cennet filan istemem. Ben Allah'ın azabından, gazabından yanayım diyenlere de Allah azap eder. Allah dileyenlere rahmet eder, dileyenlere azap eder. Ve ileyhi tuklabun, ve sonunda siz ona döneceksiniz, ona döndürüleceksiniz. İnşallah vaktimiz doldu, burada kalalım. Surenin geri kalan ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.